arkadaşlar, bugün sizlerle YouTube Türkiye tarihinin en çılgın videolarından birine birlikte imza atıyoruz. Ne yapacaksın Meryem diye sorarsanız, bugün komşu Murat abi GF'nin salonunu plaja çeviriyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü biliyorsunuz Murat aylar önce benim evimde gizlice kalıp beni korkutmuştu. Ben de ondan böyle bir intikam alma kararı aldım. Peki neden bu kadar bekledin Meryem diye sorarsanız, çünkü intikam soğuk yenen bir yemektir. Oha, hakikaten çok iyi kum getirmişim ya. Ben şaka yaparsam böyle yaparım ama böyle kaliteli şaka yaparım. Murat benim evimde gizlice kalıp beni korkuttuğu şakadan beri ondan bir intikam almak istiyordum. Ama yeterince güzel bir fikir bulamadığım için bugüne kadar hep ertelemiştim. Murat'ın salonunu plaja çevirme fikri aklıma geldiğinde bu fikir aklımıza çok yattı ve hemen planlamaya başladık. Pazartesi günü Murat'ı evden çıkarmak için ofistekilerden yardım istedim. Bir şekilde bir bahane bulup Murat'ı ofise çağıracaklardı. Biz de planı yapar yapmaz hemen kum bulduk, pazartesi günü için nakliyesinin taşımasını ayarladık ve ödemelerini de hepsini yaptık. Daha sonra bana o gece kötü bir haber geldi. Ofistekiler Murat'ı pazartesi evden çıkarmak için bir türlü ikna edemiyorlardı ve o gün de ofiste bir parti vardı. Bu haber bana çok geç geldi, gece 12'de. Eğer mantıklı bir plan yapamazsak ödediğim bütün paralar boşa gidecekti ve bütün planımız da çöp olacaktı. Sen anlattın mı bugün ofiste olmanın nedenini? Evet. Saat. Tamam. Saat. Video Meryem, Meryem'in videosu. Ertesi gün aklıma çok cimri fikir geldi. Marka işbirlikleriyle uğraşan arkadaşımız üzerinden Murat'a bir mesaj yolladım. Mesajda şöyle yazıyordu. Bir akıllı saat işi geldi. Şöyle bir senaryo düşündük. Meryem evde evcil hayvan hilelerini deniyor. Sen de ofiste günlük işlerini yapıyorsun, yemek yiyorsun, oyun oynuyorsun. Ara ara da saatini check ediyorsun ve ne kadar adım attığından, kalp atış hızından bize bahsediyorsun. Meryem de evde aynı şeyi yapıyor ve günün sonunda bunu karşılaştırıyoruz. Ve fena da bir bütçesi yok. Biz gerçekten güzel bir bütçe verdik. Murat zaten bütçeyi duyunca direkt çok mutlu oldu ve işin üzerine atladı. Ertesi günü ona şöyle bir şey yazdım. Murat'cığım, video çekimi için pazartesi günü 11'de ofiste olabilir misin? O da bana şöyle yazdı. Deli misin sen Meryem? İstersen gece 4'te bile ofise gidebilirim. Lan o ne? Ya böyle mi başlıyor video yani? Bu ne ya böyle? Merhaba, nasılsın Murat? Acaba kaç adım attım bu esnada? Bakalım bir kaç adım atmışım. Pro GT2 neydi lan bunun adı? Dur. 1419 güzel. Aa dur, kalp atışıma da bakayım bari. Tamam. 110 fazla. Dinleneyim mi? Tabii. Murat ofiste kendi tarzıyla bir gün geçirirken ve adımlarını sayarken ben çoktan onun salonunu beton kumla kaplamaya başlamıştım bile. Arkadaşlar şu anda bu salonda bir ton kum var. Ve tam yetti. Ben yetmeyeceğinden korkmuştum ama müthiş oldu bence. Bir sonraki adımımız buraya şezlonglarımızı, şemsiyelerimizi ve havuzumuzu getirmek midir? O zaman ben gidip kendi evimden hızlıca getiriyorum. Şu an hangi videodayım ben? YouTube'dur abi bu. Meryemcan. Ne yapayım videoda? Ofiste bir gün geçiriyorum ben şu an. Meryem şey yapıyor, kedileriyle dövüşüyor. Ne yapıyordun ya kedileriyle? Göründüğü kadar yumuşak değilmiş arkadaşlar. Hala bir minik sert. Şemsiyemi de getirdim. Şimdi burayı yavaş yavaş bir plaj ortamına dönüştüreceğiz. Bunu şu köşeye koyacağım arkadaşlar. Bu burada bu şekilde duracak. Onun hemen altına da şezlongumuz var. Koltuğu taşıdık ama bir yerde oturmayacak mıyız? Tabii ki oturacağız. Güneşlenmemiz gerekiyor. Bir şezlong aldım yani sevgili arkadaşım için. Bir şezlonga esirgeyecek değilim. Onu da yine şemsiyemin altına koyacağım. Bu şekilde ya. Bitmedi. Havuzum da var. Hem de nasıl? Karpuz desenli. Bir adet şişme papağanımız var. Fotoğraf çekimlerimiz için bence çok tatlı olacak. Simit var. Yüzme bilmeyenler unutulmadı. Yani ben. Burada top oynamak için bir adet şişme topumuz da var. Hatta bir tane değil. Bir tane daha var. Klasik de aldım. Renkli olanı. Yine bir de kolluk aldım. Bunu da Murat'ın kollarına takarız. Kendime simit aldım. Murat'a da kolluk aldım yani. Havuz çok güzelmiş. Benim düşündüğümden daha da güzelmiş. Şimdi bunu şişireceğim ve ambiyansımıza gerçekten renk katacak. Neredeymiş bunun ucu? Taktım bence.
Bu bayağı vaktinizi alacak gibi gözüküyor. Şu anda dediğim gibi Murat ofiste bir video çekiyor. Ben çekimi yapan kişiye dün yazdım. Dedim ki lütfen dedim Murat'a video sırasında Antalya'yı özledin mi? Plajı özledin mi? Denize girmeyi özledin mi diye sorular sor. Acaba nasıl cevaplar veriyor şu anda o sorulara? Büyük ihtimalle çok özledim falan diyor. Huzur yok ya. Oğlum madem huzur arıyorsun gitsene memleketine. Hiç özlemedin mi Antalya'yı? Antalya'ya mı? Evet, özlemedin mi? Gideyim de annemler hastalık mı bulaştırayım? E tamam da bir yazı, plajı, şöyle bir kumu, sahili. Gideceğim zaten de. Direkt Kaş'a falan gideceğim. Şimdi annemlerin yanına gitmeye korkuyorum. Ya yolda uçakta bir yerde hastalık kaparsam da annemlerin yanına gidip annemlere de bulaştırırsam. Anneannem 83 yaşında. Anneannemin 15 tane ameliyat geçmişi var bak. E tamam da ben ailenin yanına git demedim ki. Antalya'yı özlemedim dedim. Antalya'yı çok özledim. Antalya'ya gideceğim. Bayağı kas gücü gerektiriyor. Çok yoruldum. O kadar ekip kurduk yani. Bunu birisi benim yerime yapsın. Çok teşekkür ederim. Ben de oluşturmuş oldum. Plajın birazcık keyfini çıkarayım burada. Güneş gözlüğümü de şimdiden taktım. Ama bir kokteylim eksik ya. Bir de güneş eksik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havuzumuz şişiyor. Sizin gibi ben de en çok Murat eve geldiğinde nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Bunu 1-2 saat içerisinde ben öğrenmiş olacağım. Eğer bu tarz çılgın videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şezlongda keşke biraz paraya kıysaymışım, biraz dandik almışım. Ben de böyle boş durmayayım, ben de topları şişireyim bu arada, onları ağzımda şişirebilirim. Çok zor şişiyor. Ciğerim bitti. Hani düşünüyorum ben ne yapardım böyle bir manzarayla karşılaşsam. İlk önce bütün günüm boşuna geçtiği için çok sinirlenirdim. Ah! Ayağıma geldi! Ayağıma geldi! Aynen. 145 güzel. Öleceğim. Kalp krizi geçireceğim. Kapat tamam. Bana gülüyordun Murat. Şaka videosunu açıp açıp. O nasıl bu kadar korktun ya? Alt üstte evden ses geliyor. Ne olabilir? Cin geldi. Seni öldürecek gibi. Benimle dalga geçiyordun. Şimdi seni göreceğiz. Bütün gün çekmiş olduğum videoyu açıp açıp güleceğim. Biliyor musun? Nasıl video lan bu? Sabahtan beri oku çekiyorum. Tam olarak yani bana tabii bir brief verilmedi. Bana şunu yap, bunu yap demediler. Boş ya, gelsene. Boş yap dediler, ben de boş yapıyorum. Kapat. Hemen komiklik yap videoya. Sen gel, sonra sen gel sırtıma. Tamam lan, götü, bokun çık, götü. Olur olur. Bak, yine geri. Bu anı bekliyormuş. Oo, sen gel lan. Ama kolunu biraz aşağıdan birleştir. daha var mı gelen? Şu an bayağı kandırılıyorsun. Ay çok güzel oldu ya. Şunu söyleyebilirim. Murat'ın şu ana kadar görmüş olduğum salonunun en iyi hali. Şuraya bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ellerinize sağlık vallahi. Teşekkürler. Bir tek havuzumuza su doldurmak kaldı. Onu da yapalım ve artık biz burada eğlenmeye başlayalım Murat'ı beklerken. Hadi. Planımız tıkır tıkır işliyordu. Murat her şeyden habersiz şapşal şapşal ofiste olmayan sponsorlu videosunu çekiyordu. Ve biz de Murat'ın salonunu plaja çevirmiş son hazırlıkları yapıyorduk ki bana bir telefon geldi. Arayan ev sahibimdi. Bizi kum torbalarını taşırken gören apartman yöneticisi bu çuvalları çimento zannedip ev sahibimi aramış ve bizi şikayet etmiş. Ve şu şekilde şikayet etmiş. Bunlar evinizin içerisine havuz yapıyor. Sen şimdi bunu söyledin bunlara, ne diyorlar? Ya ben anlatmaya çalıştım. Ya ısrarla oğlum efendi hani böyle bir şey yapamazsınız, apartmanda havuz mu yapılır falan dedi. Ya diyorum ki havuz yapmıyoruz, böyle saçmalık mı olur? Kum torbası gördüler. Hanımefendi de kumları çimento zannetmiş. Gerçekten evin içerisinde şey yapıyoruz, bayağı büyük havuz yapıyoruz zannetti. Havuz hiç alakası yok yani. Ben gitmeme hiç gerek yok. İsterseniz gelebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Merhaba Yıldız teyze. Merhaba. Bakayım havuzu göreyim. Göstereyim istiyorsunuz ya. Havuz falan ben şeyle de konuştum, ev sahibiyle de konuştum. Aradı, beni aradı. Aynen. Dur göstereyim ben size benim evi, durun. Arkadaşlar inanamayacaksınız, ev sahibim alt komşuyu kontrole yollamış. Beni gördükleri için benim evimde bir şey yapıldığını zannediyorlar. Gittim evimi gösterdim. Çok tatlı bir teyze bu arada alt komşumuz. Ona da teşekkür ederim, anlayışlı davrandı. Hatta dedi ki bitince bir fotoğrafını da yolla.
Yıldız teyze, kanalıma abone olmayı unutma dedim ona. Kanalıma abone ol, zaten bütün gelişmelerden haberdar olacaksın. Arkadaşlar şu anda Murat'ın salonunu plaja çevirme işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada bir havuzumuz, burada şişme bir ördeğimiz, burada ise şezlongumuz, şemsiyemiz, her şeyimiz hazır. Şimdi ben de artık buraya ayak uydurmam gerekiyor. Gidip üzerimi değiştireceğim, mayomu giyeceğim ve buranın keyfini çıkarmaya başlayacağız. Arkadaşlar ben şu anda tam olarak plaj moduna, tatil moduna girdim. Üzerimi değiştirdim. Güneş yağlarımı da aldım. Birazdan güneş yağlarımı da süreceğim. Burak da burada çoktan tatil moduna girmiş. Benden önce hatta. Burak da çok eğleniyor. Biz ekip olarak şu an bu videoda aşırı eğleniyoruz. Burak madem yatma ya, bir plaj voleybolu oynayalım. Bu plajın imkanlarını Murat gelene kadar biz kullanalım yani. Hadi. Ben tam günübirlikçi gibi oldum şu anda. Bu arada Burak koldukları da takmış. Yüzme bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Kim kurtaracak? Boğulursak burada biz. Sen voleybol da bilmiyorsun. Hadi. Of, kafama attı. Burak çok açılma. Bu artık eşek şakasıdır ama. Kum çok güzel ya. Sahil falan çok iyi. Nasıl Burak su ya? Burak'ın hayatı da pamuk ipliğine bağlıymış. Ama burada şakaları ben yaparım Burak. Hem serinledin şu anda yani havuza düştüm diye. Kumsalda şikayet edemezsin. Zombi. Ne hızlı atıyor benim kalbim ya. Şimdi maşallah. Bu geri dönüşümleri AVM'nin geri dönüşüm yerine atacakmışız. Bu angarya niye bana kaldı? Ben de tam onu anlamadım. Oğlum içinde sümük silinmiş, burun silinmiş, her bok silinmiş, bir şey diyeceğim. Bu sıvı var içinde. Bunu hangi hayvan attı böyle? Beni yine belaya soktun. Ne bu? Ne bu? Bu ne oğlum? Ne lan o? Ne bileyim lan, kız karalamışsınız. Belanızı versin. Lozan'ın gizli maddelerim bunlar. Hijyen lazım bana acil. Alo. Son yazdığımı okudun mu? Yok, görmedim. Ne yazdın? Kağıt kartonları geri dönüşüme taşıyacaktım. Adım, nadıs falan için. Bir sürü şey çektik. İyi, çıkar tamam. Çıkar artık. Gelebilirsiniz. İyi, tamam. Hadi bay bay. Tamam. Hadi bay bay. Çocuk hiçbir şeyden habersiz. Planımız tıkır tıkır işliyor. Birazdan burada olacak. Evet. Eve gidiyoruz. Bugünkü ofis maceramız buraya kadarmış. Bayağı kısa sürdü bu arada. Bugün çok fazla aşırı işim yoktu çünkü. Bakalım şimdi. He. Kaç adım atmışım? 4505 adım atmışım ben bugün. Hiç daha adım atmamışsın aslında. Ya 10.000 değil mi kardeşim? Evde de biraz atarız. Sağa sola koridorda. Evde nereye atacaksın abi? Ulan ya? Benim bir koridorun başından gittin geldin 110 küsur. Tabii. 20 kere gitsem spor yapmışım. Nasıl bir evse. Uzunlamasına çok büyük. Bakalım kalp atışım. Abi şu camları bir 2 dakikalığına kapatabilir miyiz ya? Senin nakitin var mı yazın? Var var. Ya benden şimdi. Vay. Ya oğlum hızlıyız bir gün. Çok sıcak oldu biliyor musun? Abi açabiliriz bence. Saat gidiyor. Hop. Arkadaşlar Ömercan'ın konumu attı. Gelmelerine yaklaşık 2 dakika var. Ben de kokteylimi hazırladım. Burak da havuza giriyor. Artık onları karşılamaya hazırız. Ben de şezlongta oturacağım. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir tepki verecek ya? İlk defa şaka yapıyorum. Ve şu an Murat'ın hiçbir şeyden haberi yok gerçekten. O yüzden bak işecek, bunu kovalayın. Şesu. Şesu. İşeceksin oraya, git orada kumun var. Ama hayvan aklı arkadaşlar. Murat bu Şesu'nun kumunu hiç temizlememiş, pislik içinde. Şesu içinde ona bu şakayı yapıyorum. Temizlesin bakalım burayı, nasıl bir şeymiş böyle pislik içinde oturmak. Para verirken nabzını... 139. Ömer de onun yolda videosunu çektiği için büyük ihtimal seslerini duyacağız zaten. Bakalım. 4972. 4973. 4974. 4975. 4976. 4977. 4978. 4980. 4981. 4982. 4000. Bunlar benim çok yardımım. Senden çıkmış bunlar. Oğlum DNA'da böyle bir şey yok. DNA'da böyle bir şey yok. DNA'da patates çorbanın ne işi var? Sahnemde ne işi var aslında patates çorbanın? Video ne çektiler ki onlar?
şey kurmuşlardır. Kedi şeyi mi kurdular acaba? Bunlar mı? Peki. Geliyorlar. Duyuyorum. Ne bileyim. Bizim evdeler bunlar. Bunun şeyi var. Ayakkabısı var benim evde. Garip. İpuçları topluyorum. Ya apartmandan seslerini duyuyorum ben. Evet. Ne oluyor lan burada? Ömer başka bir şeyin peşinde bunlar. Ama Ömer. Ömer böyle konuşulmadı. Ne oldu ki? Ömer böyle konuşulmadı. Benimle böyle konuşulmadı. Bana böyle söylenmemişti. Bana böyle söylenmemişti Ömer. Murat'cığım bir güneş yağını uzatsana ya. Ömer bana mı söylenmemişti? Bana mı söylenmedi Ömer? Nasıl intikam? Yalandı değil mi bu? Evet, sponsorlu iş yok. Çocukları. Ama bir şey değil mi? Bence eski halinden daha iyi oldu Murat. Ben bir şort giyip geleyim. Sen de mi biliyordun? Hayır, devam et. Biliyordun değil mi? Ha? Biliyordun ne? Değil mi sen? Yok, bilmiyordum ben. Murat aynı anda birkaç gerçekle yüzleştiği için ne tepki vereceğini bilemedi. Bütün gün çekmiş olduğu video baştan sona yalandı. Sponsorlu bir video ortada yoktu. Kazanmış olduğu bir para da yoktu. Ve aynı zamanda da salonu bir ton kumla kaplanmıştı. Gerçekten kal geldi. Ben daha çok eğlenir, hoşuna gider diye düşünüyordum. Bizim tanıdığımız Murat abi gelse çünkü böyle bir insan değil. Böyle bir kumsalı ayağına getirmişim. Gel ya, atmasam üstüme su. Kumsalı ayağına getirmişim ben bu çocuğun sonuçta. Gerçekten birazcık daha güzel bir davranış beklerdim ama şu anda o öylece yatıyor. İstersen buradan ambiyans açayım. Dalga sesleri hani o birazcık modunu etkiler mi, sakinleştirir? Şu an nötrlendi durumumuz bu arada bence. E nötrlendi lan. Evet nötrlendi. Ne lan? İlk şakayı sen yaptın. Seyirciyi çağıracağım ben biraz sonra, buraya göstereceğim. İlk şakayı sen yaptın. Seyirciyi çağıracağım buraya. Bilek ablayı göstereceğim. Seni apartmandan kovarlar. Ben dedim ki Murat'ın haberi var dedim çünkü hep konuşurken. Ne, sana mı inanacak, bana mı inanacak ya? Kim nasıl? Bence bak, bana inanır. Bence bana inanır. Ya oğlum bu evin annesi. Ya bak sen kapıya. Sen kapının girişine Antalya yazmayı biliyorsun değil mi? Ben de bu çocuk dedim Antalya'yı çok özlemiş. Özledim. Sana Antalya'nın sahilini, kumsalını getirdim. Evim Antalya'ya nasıl benzesin? Bu ne kardeşim? Ama oraya Antalya yazmışsın. Ben sana gerçekten bunu bir ya hani... Ya niye arsız arsız konuşuyorsun? Bak şurada mesela görüyorum Konyaaltı yazıyor. Her kapıda Antalya'nın bir ilçesi var. Şaka ya. Ne kadar çok şey... Çok büyük sıçtın ya. Şaka yapıyorum. Yani... Hayır bu devamı olmamalı bunun çok artık. Çok büyük sıçtın bak. Ya duvara... Bence oğlum, artık burayı, yapma, öğlenmene bak. Kim temizleyecek bu? Aa! Burayı kim temizleyecek? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Benim mi bu? Ya benim ne yapıyorsun Murat ya? Teşekkür ederim abi. Murat gerçekten şu anda bize küstü. Murat sen bize küstün mü? Ayça'm bize küstün mü? Ayça'm küstün mü? Allah Allah. Şaka yaptın. Kumlar atma, elektronikleri bozuyor. Ya. Ya ben belli bir noktada hoşuna gider diye düşünmüştüm. İlk başta evet bu bir intikam fikri olarak ortaya çıktı ama hep dedim ki hani Murat bence bu ortamı gördükten sonra çok hoşuna gidecek. Kurban ben olmasam büyük iş. Sana yapsam. Evet. Ne hissederdin? Bir miktar da olsa takdir ederdim. Daha güzel yalan bulamadınız mı? Bir miktar. Başka şekilde çıkartamadınız mı beni evden? Çıkaramadık Murat. Çıkardırdın. Yani ben hatırlamıyorum öyle pazartesi olsa gel. Çıkaramadık Murat.
Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Cem demiş partide. Her açıdan zararsın şu an. Kusura bakma ya. Ne zaman temizlenecek burası? Ne kadar sürecek? Benim de yıkanmam lazım çünkü kafam içinden. Ya sahile gitsen de bunlar olur. Sahile mi? Sahilde miyiz? Sahildeyiz şu anda. Plaj. Sahil mi bu? Neresi sahil? Plaj. Burası bir plaj şu anda. Sana bir şey diyeyim mi? Bak ben bu evin ne zamandır gelip gidiyorum. Görmüş olduğum en iyi hali bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Murat'ın siniri bir minik geçti ve artık taklalar atmaya başladı mutluluktan. O da aslında bu plajın o kadar da kötü bir fikir olmadığını bence yavaş yavaş anlamaya başladı. Kolluklar ben var. Taktım yüzme bilmiyorum. Ben de yedim. Yüzme bilmediğim için öyle ortaklaşa kullandık. Gördün mü? Normalde burada takla atamıyordun yerler çok sert olduğu için. Şu an gönlünce takla atabiliyorsun. Tabii. Nasıl? Keyfi de yerine geldi artık yavaş yavaş. Bir de bir geri takla diyeyim. Ben de atayım bir tane takla bari. Bravo. 10. Takla attı ve yerde kalan şeye bak. İtem düşürdü yere. Müthiş değil mi? Ya ne yaptın? Haha. Şaha. Evin temizliği için benim oluşturduğum ekip aslında dışarıda bekliyordu. Ama Murat bunu bilmediği için, ona söylemediğimiz için çok uzun süre sinirli bir şekilde durdu. Ve videoya birçok tepkisini koyamadım. Zaten suratıma atmış olduğu kumların haddi hesabı yoktu. Bir de bunun üzerine gidip en sevdiğim rujumu kuma batırdı ve kullanılmayacak hale getirdi. Orada videoda olduğumuz için ve sana şaka yaptığım için çok fazla tepkimi belli edemedim. Ama Murat'cığım seni buradan bir kez daha kınıyorum. Senin bana yapmış olduğun şaka da aslında pek hoş değildi ama ben videonun sonunda her şeye rağmen gülmesini bildim. Normalde hiç fayda gelmez insana bundan. Hep böyle zarar ziyandır. Ben de dedim Allah Allah dedim ya dedim. Nasıl ya dedim. Ömer'e de dedim hatta. Aa dedim. Bu kızdan dedim iş geldi. Aa dedim. Ekmek geldi dedim. Allah Allah şaşkın. Birkaç gündür şaşırıyordum. Haklıymışım yani. Her şey çok doğruymuş. Tam ne kadar iyi analiz ediyorum insanı ya. Murat'ın hayatındaki herkes de Murat'a zarar veriyor. Allah Allah. Murat ne çok hikmetse, yararlı bir insan. Murat da çok yararlı herkese. Mükemmel yararlı bir insan. Hep fayda canım. Benim sana ne zararım dokundu lan? Sen de bana o şakayı yaptın. Bana zararım tamam, dokundu. Tamam şaka hariç. Geç şakayı. Yani benim sana başka ne zararım dokunmuş olabilir? Ömer ver şu benim şeyimi. Ben sana anı armağan ettim şu an. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çok eğlenceli videoya imza attık ve Murat'ın salonunu plaja çevirdik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Size böyle bir şaka yapsa arkadaşınız tepkiniz nasıl olurdu? Bunu da yorumlara bırakın mutlaka. Nereden anlayabilirim böyle bir şey ya? Böyle bir şey insan nasıl tahmin edebilir oğlum? Ne kadar yani sen desen ki ha senin evde şu an her yer kuma desem. Haha derim geçerim. Ay şaka keşke da, böyle yapsaydım ya. Şaka der geçerim. Ama hiç şüphelenmedin değil mi? Hiç. Ya Meryem nasıl şüphelenebilirim ben böyle bir şeyden? Aklı olan bir insan şunu yapar mı? Evet. Bir. Aklı olan bir insan bunu nasıl tahmin eder? İki. Ben dün buraya geldim, brief verdim sana falan. Hiç aklımdan geçmedi değil mi? Yalan söylüyorum. Hayır, nasıl geçsin? Hatta kız sana dedi ki yarın görürsün sen dedi. Evet, öyle bir minik bir şey sıkıştırdım hatırlıyor musun? Öyle mi dedi? Evet. Dinlememişim demek ki. Çok kulaklar zaten sabah. Saçma sapan bir şey söyledi bana. Ben dedim ki yarın görürsün sen. Hatta sen dedi ki ne olacak ki yarın dedin. Evet. Öyle mi? Sonra üzerine gitmedin ama hiç. Niye gideyim? Ne bileyim ben yarın ne göreceğim? Ne bileyim ben dedi. İşte bu ne Ömer? Bu ne oğlum? Ben ne yaşıyorum şu an ya? Bu eşi benzeri olmayan duyguyu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Ama Allah ayrıca belanızı versin, o ayrı konu. Bela konu.